Cenaze gibi. Bunlar için fasulyeleri niye almadın işte? Döksün şuraya. Salataları sen toplamışsın demek ki. Düşürme. Salataları sen toplamışsın demek ki. Bir tane bulabildim. İki tane de tohumluk olmuş. Var ya dış tarafta. Bu yanda. Erve bir salatalık koysana oraya. Aklın ermeyeyim ha böyle. Kemal'cim konuşayım. Bu erkeklerin beyni bazı duruyor. Bazı çalışıyor, bazı duruyor. Ay yavrum senin beynin çok çalışıyor. Bu tam koş şişerlik. Anam bu barbunya olmasın Erbe çarşıdan alıyor ki hazır. Aha. Ha. Bu barbunya yemiş. Bu daha tohumlu. Karışmış şey demek. Var ya. Bu yemekle bunu buna katmayalım Erbe. Şahin dışarı çıkamadıkça bari. Baksana. Ne de güzel rengi var. Anca çorbası neye katılır bu? Herhalde buzluğa tunu. İşte öyle. Bu yemeklik yeter ya. Geçsene şuraya, kırgıralım da içine atalım. Şu kuplu tencere var ya, ondan yapacağız. Bak güzel oluyor. Bana bak, şunu koy, şu önüne koy, bu yeter. Çok güzel oluyor. Tam kendim vereceğimizi yaparız, kendimizi de yaparız. Kırılmış olsun. Şimdi bir tencere fasulye yemeği bitti, 10 plan. Uşağım abiyle ekmek sürüp de iyi. Oy kurban olsun babaannesin ha. Bitti oğlum, kaymak bu oğlum. Yardım ediyor, hortumu aşağı çekiyor, yukarı çekiyor. Götü götü işi yapıyor. İyiymiş lan bu fasulye. Hem Erbe, keşke bunu tohumluk bıraksaydın Erbe. Bıraktık ki ya. Bundan. Ha bu kırmızı fasulye daha o. He. Bıraktım. Şu. Bıraktım da. Onu geç, havuçlu yemeği de oluyor patatesli. Tabii. Er fasulye mi bu? Er, daha orada er. Doldu. Ta baştaki. Baştaki. Bu er mi şimdi? Er oluyor da, oldu da. Maşallah, subhanallah. Güzelmiş cinsi. Tokmak gibi yeme oldu bunu. Dene değil mi? He. Gürcücesi de oldu değil mi evde, sarımsak? Gürcüce tavuklu olmuyor mu diye benim bildiğim. Allah, adamlar yaşlandıkça kadınları çok üzüyorlar. Aslında yaşlandıkça kadınlarınızı üzmeyin. Ama bu nasıl bir bak. Değerini kadınların daha çok bilin yaşlandıkça. Niye biliyor musun? Gençken bilsinler, niye yaşlandıkça biliyorlar? Gençken bilmiyorlar ki, gidersen git, kalırsan kal, umurma değil diye o genç ya. Başkasını alırım gidersen. Ama yaşlandığın zaman kadına, ocağın ihtiyacı var. Senin çoluk çocuğun gelince kadar herkes evinde, ocağında. Ne geline güven, ne kıza güven, ne oğlana güven. O kadar yaşlı görüyorum ben, herkes evinde. Ya kocası ölmüş, ya karısı ölmüş. Hiçbir yere gidip oturamazsın. Misafirliğe gideceksin çoluk çocuğuna. Misafirliğe gideceksin. Ama bu yer böyle düşünmüyor bazen. Ben kalırım, giderim, gezerim. Köyde de var öyle bir iki tane adam. Karım gider, hiç umuruna bile değil. Mesela git oğluna yaşa, öyle diyenler var. Sen emekli maaşını tek başına mı kazandın? Demir Bey! Kemal amim sabahtan kalkmış. Bak bugün temiz kapı temizliği. Helal olsun. Sabah serinliğine. Günaydın, günaydın. Kolay gelsin.
Ben bizim tarafı süpürdüm, onların tarafını bıraktım. Niye öyle ayrımcılık yapıyor? Biz bile binada kapımızın önünü süpürürken ben Mümnegil Nuray'ı da süpürüyorum. Araba geldi de. Araba geldi, o yanı süpürmeye fırsatım olmadı. Bize misafir geldi. Bunlar yanlış anlamamışlar dışarı. Ama araba geldiğini gördüler tabii. Erdem su istiyor. Erdem'e bir türkü çakıyor. Değil mi öyle? Susadım, su isterim, bana çeşme gösterin. Bundan sonra başlıyor oğlum bu şarkıyı öğrenmeye. Yazın da kümes kokuyor ha. Kümes bir şey yok da bundan sonra. Bu kışın hepsi gidiyor. Ben tavuk bekleyeyim abi. Evet, her kışın gidiyor arkadaşlar. Bu yaştan sonra ben tavuk bekleyemem, öyle bir şansımız yok. Her kışın gidiyor. Uyan atıyoruz, uyan. Şurada ne güzel güvercinlerim var benim. Gidecekler. Şahin! Ne oldu kızım o tavuğun bacağına Şahin? Arkaya abisi tükürdün mü sen çadırı? Neyi? Tavuklar oraya atıyor. Çadırı görmedim arkada. Sen geziyordun da ne geziyordun orada? Gezmiyordum ya. Ben ahıra gittim. Şu domatesliğe girdim. Orada çadır var. Bu yana gelemiyorlar. Domateste de domatesler var ama onların alınması lazım. Taşlığa bile bakmadı. Ben dün bakmadı. Aldıydım. Taşlığa mı? Taşlığa bile bakmadı. Taşlığa. Anam nerelerde çalışmış. Neler yapmış. Ha taşlığın kapının önünde ya. Orası? Ay. Elektrik kuşuru ışıtacak. Direk bak. Aynen böyle yola koyacaklar. Yola doğru. Şehir oldu buralar. Yakında doğal gazı. Baya sık direk dikecekler herhalde. Aa bak oraya da dikmişler. Aa şurada da var. Ağın arkasında var ya. Yerde yatıyor şu anda. Elbet şunları yapmıyorsun. Bak bunlar kart. Göstereyim kız seni. Şunları? Onlar da kart. Seni yaptığın fosra inmez ha. Ya ne vardı şuna bak. Adamın ağzına girir tencere. Adamın ağzına girer. Bak ne giriyor ha. İçikleme daha iyi diyorum. Ben yerim. Zümrüt atayım ben bugün de. Tarık'la Mevla Zümrüt'ü bir salsın mıydık var bugün. Niye salmıyorsunuz diyorsunuz ya. Salın bakalım. Biz içimiz sormuş Zümrüt. Anam 20 kişi mi bindiniz kız taksiye? Üst üste oturmuş da. He? Gidemem eve de öyle ana. Ben çok dallanıyorum, bunalıyorum ben. Oy ben gece camımı bile açıyorum. İzleyicimizin biri yazmış. Zümrüt gebe mi yoksa kurban mı olacak? Gebe olacak, gebe. Dedim kurban olmuyor Zümrüt. Sağ olun, Allah razı olsun. Seviyorlar Zümrüt'ü. Zümrüt'ü soruyorsunuz, ilgileniyorsunuz. Sağ olun, Allah razı olsun. Allah nasip ederse gebe çok oyun oynuyor. Onda sinirleniyorum. Evet, yeni bir izleyicimiz Nurgun Duman diye bir izleyicimiz. Seni çok sevmiş. Sana çok selamlarını iletmemi söyledi. Aleyküm selam. Benden de selam söyle. Aleyküm küçük selam. Mü büyük mü bilmiyorum ama. Nereden izlediğini de bilmiyorum. Hangi şeyden izliyorsa bize belirsin. Büyükse ellerinden öperim. Küçükse gözlerinden öperim. Sağ olsun. Allah razı olsun. İzleyen izlemeyen herkese. Böyle söyledikçe ben memnun oluyorum. Keşke olsalar da burada çay içsek. Semaver çay yapsam onlara, bir ızgara yapsam. Yine bir izleyicimiz demiş ki keşke annenin komşusu olsaydın demiş. Keşke olsalar ya. Maydanoz topluyorsun ya, maydanozumu komşularla bölüşürüm falan dedin herhalde ondan. Niye bölüşmeyeceğim her şeyi? Allah bize bunları veriyorsa, biz de komşularımızda yoksa bölüşmek zorundayız. Yoksa bir daha aksan Allah bize vermez. Aynen. Komşularla bölüşeceğiz, bölüşmek zorundayız. Bende yoksa ben de gider komşudan isterim. Komşunun yoksa komşuya vereceksin. O sene komşunun olmamış olabilir. Sen bu sene Allah sağ vermiş, komşuya vermemiş mesela. Komşuya vereceksin. Olur ki döner dolaşırsın, sen komşuya muhtaç olursun. Sende vardı da bağ vermedin. Şimdi bende var, sağ vermiyorum olur mu? Yüzün olacak. Göz hakkı var. Göz hakkı var, yüzün olacak. Tabii canım. Ne yapacağım? Hep kendim mi yiyeceğim elbey? Ne götüreceğim? Oy. Ne verirsen eliyle o gider seninle.
komşularımı çok seviyorum. Allah'ıma şükür olsun komşularımdan iyi nazar değmesi. Amin. Bir korona işi çıktı işte, evlere oturmaya gitmiyor. Şimdi yine arttı. Şimdi yine arttı ama gelip yine kapılarda oturuyorlar. Biri şurada oturuyor, biri burada oturuyor. Yani öyle oturuyoruz yine, özlüyorlar. Buradan aşağı geliyor bir komşum var. Fındıklıktan aşağı geliyor. Kerime yenge. Bizi özledikçe geliyorlar. Sen onları görmüyorsun. Şu sarı civcivi çok beğeniyorum ben. Hangisi? Yiyesim geliyor. Onlar özel burada yayınlıyorlar. Onlara hiç kimse bir şey demiyor. Yiyesim geliyor onu gördükçe. Bir tavuk bulyonum vardı arkadaşlar. Ona heves ederdim. Diyordum ki seni böyle yiyeceğim, seni pilav yapacağım. Gitti. Yani, ben yiyemeden yani, tilki yedi. Bitmemiş mi onu? Ramazan Bey'in annesinin de tavuklarına hep tilkiler kapmış. Tilkiler kapıyor. Zonguldak'ta. O yüzden ben tavuk yapasım yok. Tilkiye mi bakıyorum ben tavuğu? Video çekerken dedi tavuklar azalmış dedi. Tilkiler almış tavukları dedi. Baksana. Ya ben tavuğu acıyor. O tilkini boğuyor. Nasıl yediği bellidir. Paramparça yapıyor. Yok içim gidiyor yani. Ben tavuk kesilmeye... tavuk kesilmeye... Ama videoda o kadar güzel değişik söylemiş ki o da onun göz hakkı demiş. Göz hakkı da... Onun nasibi demiş. O da öyle doyuracak karnı. Ya tamam, onun da yavruları varmış. O da yiyecekmiş ama ben tavuğa çok acıyorum. Hazır tavuk alayım. Takayım oraya fındık dalına, gelsin yesin gitsin. O tavuğumu yiyeceğim. Aslında ben hayvanların kesilme tarafına çok karşıyım. Dayanamıyorum. Bak hani kesilecek bunlar. Allah bunları böyle yaratmış. Bunlar kesilecek de. Bir de dayanamamak var işte. Yetiştirdiğim için. Yetiştirdiğim için. Mesela da, şimdi zümrüt elimizde yetişti. Ha, baban diyor ki ben horoz keseceğim diye. Diyorum ki ben komşuya gideyim. Ben gelince kadar kes, temizle, ben öyle göreyim. Kış 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 kış. Kavga yok. Ya ben ağlarım onu. Küçücük civciv kavga ediyor ya. Bak. Hey. Bunlar aynı sülaleden değil. Birbirlerine dikleniyor. Aynı sülaleden değil o. O benim, bunlar benim yatırdığım değil mi anne? Öbürü paçalı. Bir sana yatırdığın üçlü. Bunlar işte yeni büyüyen. Bu dörtlü. He. Aşağıdan yumurta almış. Tamam işte benim yatırdığım bunlar. Hı. 20 liraya 2 cüce çıktı. 20 lira vermiştik yumurtaya. Bak yine kavga ediyorlar. Bak. Paçalı işini bırakıyorum ya. Artık vazgeçeceğim. Paçalı pek bes almıyor. Besi yemiyor. Dün baban bir sürü besi yemi getirmiş. Yem almış valla. Sana şöyle söyleyeyim. Şurası 7-8 milyarlık yem yedi. Ama ortada o kadar bir şey yok. Dünkü aldığım 175 lira. Evet, dün bir de tavuk bakılmaz. Ya sadece yumurta cinsi tavuk besleyeceğim. Bir de etlik. Bu evi hep zarar edecek şeylere bakayım. Her süs. Güzellik arıyor. Süs. Her gün bir horoz kestiğim yok benim. Güzellik alıyorum. Malı da güzel olacak. Tavuğu da. Tabii. Menekşe. Kızım. Menekşe susmuş bugünlere biraz. Büyüdükçe akıllanıyor herhalde. Ya da anasının yokluğunu artık unuttu. Ay bu sefer kalktı. Menekşe. Kızım. Neredesin? Menekşe. Karnı tok menekşenin. Yoksa bağırmıyor. Aa, bunları görüyorum bak. Böyle atacaksın. Su verdin mi ben menekşeye? Menekşe. Menekşe içti de. Menekşe ekmek yedi, yem yedi. Ömrü düşmedi. Bak gidip merdivende kavga ediyorlar ya. Ekmek altında kere ölseydin bari. İyi olurdu. Taş gibi ekmek ya. Sıcak suya ısıtacaksın, az süt koyacaksın, yoğurt koyacaksın, bir şey yapacaksın. Yoğurdu zorasam yiyirler. Aynen. Erbey erin dallarını bir tuhaf bırakmışsın ha. Erin dalı öyle mi bırakılır Erbey, erik toplanınca? Yana açılsın yukarı doğru. Topladı mı erik? He. Ne yaptı? İki gülenceye reçel yapacağım. Aynen yukarı olmasın. Yanlama alırım. Geri evlen çek de. Çağır anne çağır. Menekşe.
Ki... Kim çağırıyor sana? İkisi birden. Aklıyım. Bakın oradaki taşı temizlemişler annemin ateş yaktığı yeri. Sus kız. Buralar tertemiz olmuş. Bakın buraya bu döşenmiş. O nasıl bağırma ya? Seyfo'nun kızları. Ne oldu? Ne oldu? Neden bağırıyorsunuz? Sen bu Seyhan'ın kızı mısın ya? Onun sesini duydun mu bağırıyorsun. Panda seni. Aynı panda ya. Ama korktu korktu. Bir dakika nasıl bakıyorsun? Zümrüt içer misin? İç Zümrüt. Hadi iç hadi. İç kızım hadi. Aferin kızıma. Hadi. Hadi kızım, hadi kızım. İş kızım. Tamam sıktım, sıktım iş hadi. Ay hiç değmeyecek buna sine. Yok sen bey. Çok titiz bu ya. Çok temiz, çok titiz. Hı-hı. Sahibine çekmiş. Derladı benim gitmeyi yaz. Olsun acık eksilmekten bir şey olmaz. İşsin kızım, işsin kızım, işsin. İşsin kızım. Oy. Yedim ben acık da yani. İç hadi. Benim kızımın da seyircileri var. Küçüklüğünden beri. Tabii. Doğduğuna şahit oldular onun. Evet. İnşallah doğurduğuna da şahit olurlar. İnşallah. İç hadi iç. Hadi. Hoş. Şimdiden söylüyorum. Zümrüt erkek doğuracak. Karanfili kız demiştim ama Zümrüt erkek diyorum. Hem de sarı beyaz. Elbe sen bunun kovasını karıştırıyorsun. Bunu ağzına sürüyorsun herhalde. Burada bir durum var. Bu da sinirli. Bu da sinirli. İçmeyeler birbirlerini kovalarından sonra. Beyaz çizmeli seni. Anne bu iyice anasına benzedi. Gitgide karardı bu ya. Sen manyan değil mi? Anasını canlamakta gerek yok. Siyahlaştı. İşte bize doğduğu gibi lan bu ya. Aynen. Karanfili yerine. Bir tek yüzü beyaz. Uy nasıl sine girecek koktu. Bakın. Annem suyu isyan etmiyor. Çiçeklerin dibine döküyor. Zümrüt içmediyse çiçekler içer. Bilmiyorum ki ekmek mi bekliyorsun? Baba neyi bekliyorsun? Ben bunu götürdüm ama suyu açmıyorum. Hemen oradan ekmek geçiriyorum. Köyümüzde trabzan ekmeği yapılıyor. Yakışan hamur. Ekmeğe de çok yürük şimdi bu ekmek de güzel oluyor. Somun gibi olursun. Zaten somun gibisin daha da somun olursun.